Arkadaşlar herkese merhabalar Volkan bana. Ben Apple etkinliği bitti. Bizde tabii ki ben varım. Nalet <laughs> bebe yok arkadaşlar. <laughs> Kusura bakmayın yine ben varım. Ben anlatacağım şimdi size Apple etkinliğini. Açıkçası Apple etkinliği ya, ben, bana sorarsanız beni gerçekten tatmin etti. E, gayet güzel şeyler tanıtıldı. Yeni ürünler tanıtıldı. E, fiyatlara gelince yani belki Türkiye'deki fiyatları eleştirebiliriz ama yurt dışındaki fiyatlar bence oldukça iyi ve güzel bir şekilde açıklandı. Lansmandan biraz kısaca bahsedeceğim ama tabii ki birçok insan iPhone'un e, yeni fiyatlarını bekliyor. iPhone 3'ün yeni fiyatlarını bekliyor. Onlardan bahsedeceğim ama şundan bahsedelim baştan. Apple ne yaptı? Yeni nesil bir akıllı saat gösterdi ki bana soran tasarım oldukça değişmiş. Çünkü Baktığınızda çok daha ince bir çerçeveyle karşınıza çıkıyor ve ekran tarafında bir Edge ekran biliyorsunuz bu Edge ekranları ilk defa e, Oppo Watch'ta görmüştük ama Apple sanki dört taraftan da bir Edge bir ekran bize sunarak ya kesinlikle muhteşem bir tasarımı imza atmış gibi görünüyor. Ya Bugüne kadar gördüğüm en güzel akıllı saat kesinlikle. Ve e, ya yani fiyatına baktığımız zaman da bugün itibariyle akıllı saatin fiyatı açıktan 399 dolar olarak açıklandı. Yani bana sorarsanız fiyatlar tek kimeyle muhteşem. Yani en azından oraya göre düşündüğünüz zaman çünkü onlara göre 399 TL aslında adamlar. <laughs> bu akıllı saat alıyorlar düşünsene abi adam 399 TL'ye bu akıllı saat alıyor. Oraya göre gerçekten fiyatlar çok iyi. Türkiye'ye yansıması takdir edersiniz ki yani 5000 civarlarında bir paraya muhtemelen e, Türkiye'ye yansır diye düşünüyorum bunun fiyatının. Çünkü şu anda baktığınız zaman 6. nesil e, Apple Watch 3800 TL civarında satıldığını düşünüyoruz, görüyoruz. Ya bunun herhalde benim anladığım kadarıyla arkadaşlar bir tık üzeri olacaktır. Yani 4999 TL gibi bir fiyat açıkçası ben bekliyorum. Tasarım olarak mükemmel bir işe imza atılmış. Daha hızlandırılmış bir şarjdan bahsedildi. Eğer yanlış anlamadıysam 45 dakikada hızlı şarj yapılabildiğinden bahsedildi ki bana sorarsanız bu kesinlikle ama kesinlikle mükemmel bir özellik. Bir gün içinde biten bir akıllı saatin 45 dakika içinde şarj olabilmesi kesinlikle güzel bir detay. Daha sonra da iPad ile tanıştık. 10.2 inç boyutunda bir e, yeni bir iPad ortaya çıktı. Ama çok da yeni de değil aslında baktığınızda yani Apple'ın A13 yonga setini kullanan bir e, daha çok eğitim amaçlı, iş amaçlı kullanılabilecek bir tablet ortaya koydular. Zaten baktığımız zaman fiyatı da e, hani 329 dolar olarak açıklandı ama bu eğitim e, diye bir şey açıkladılar. Paket açıkladılar. Bu eğitim paketiyle bunu alırsanız da 299 dolara bunu satın alabileceğinizi gördük. Bununla özellikle kamera performansıyla falan muhteşem bir işe imza atmış. Böyle yandan bakıldığı zaman da sanki iMac <laughs> iMac gibi görünüyor. Çok başarılı. Bununla beraber yeni nesil iPad mini de tip C bağlantısına geçiş yapıldığını görüyoruz. Apple'ın tip C bağlantısını kullanmaya başlaması açıkçası benim sanki bu Lightning girişinden Apple'ın uzaklaşmasıyla ilgili bir ee, böyle ön hazırlık gibi görüyorum ben bunu önümüzdeki dönemde belki iPhone 13 ile, ama iPhone 14 serisiyle beraber tamamen bütün ekosistem tipçeye geçerse geçerse ben şaşırmayacağım. Arkadaşlar dilerseniz hemen iPhone böyle enteresan bir ekran çözünürlüğü var her zaman olduğu gibi ama iPhone 13 Pro Max'e geçtiğimiz zamansa arkadaşlar tabii ki 6.7 inç boyutunda bir ekran görüyoruz çok daha büyük bir ekrandan bahsediliyor. Burada ise 2778 çarpı 1284 piksellik bir ekran var. Yani bu ekrana muhtemelen artık herhalde tabii ki şey diyebiliriz diye düşünüyorum. Yani 2K ekran diyebiliriz diye düşünüyorum. Tabii ki bu ekranın da arkadaşlar 120 Hz ekran tarımı olduğunu belirtelim. Telefonlar iOS 15 ile beraber geliyor ve iOS 15 aslında bu akşam ben tanıtılır diye düşündüm ama iOS 15 tanıtılmadı herhalde başka bir zaman tanıtılacak diye düşünüyoruz. Bu arada şöyle söyleyelim. iPhone 12 Pro Max'te arkadaşlar 8 GB RAM var ki Apple ilk defa 8 GB RAM'e geçiş yapıyor. Aslında iPhone 12 Pro'da da arkadaşlar yine 8 GB RAM görüyoruz. iPhone 13 ve iPhone 13 mini deyse arkadaşlar 6 GB RAM ile yola devam edildiğini görüyoruz. Yani ben şunu çok net söyleyeyim. Apple bu noktada gerçekten hem A15 Bionic Yonga setini geliştiriyor. 8 çekirdekli bir yapı var. Özür dilerim 6 çekirdekli bir yapı var. 4 tane düşük çekirdekler var. 2 tane de süper çekirdek var burada A15 Yonga setinde nasıl bir performans imza atacağını göreceğiz ama şunu söylemek lazım yani ben şundan adım kadar eminim ki Apple'ın bu A15 Bionic Yonga seti göreceksiniz mobil pazardaki en iyi en hızlı işlemci olacak kesinlikle. iPhone 13 mini ve iPhone 13'te arkadaşlar iki tane kamera var. Bunlardan bir tanesi 12 megapiksel ana kameramızı ve 12 megapikselde geniş açı sensör var. Ana kameralar f1.6 diyafram sahipken geniş açı sensörün f2.4 diyafram değerine sahip olduğunu görüyoruz. Apple bir açıklama yaptı burada makro fotoğraflar çekilebileceğini söyledi. Bunu açıkçası ben mikro bir sensör mü yani bu Oppo Find X3 Pro'daki mikro bir sensör mü yapacağını düşünüyorum ama açıklanan şeylere baktığımız zaman sahip bir ana kamera bulunacak. Bununla beraber telefoto lensimiz var tabii ki f2.8 diyafram değerine sahip ve 3 adet optik zoom yapabilecek bu 3x optik zoom yapacak Acaba bu optik zoomla mı, bu e, telefoto lensle mi arkadaşlar bu makro kameralar, e, makro fotoğraflar çekilecek? Benim tahminim öyle olacaktır. Bununla beraber tanıdık ki 12 megapikselde f1.8 diyafram değerine sahip bir geniş açı sensör var 13 mm ki şöyle söyleyelim normalde Android ekosisteminde geniş açı lenslerde bu f2.2 diyafram değerini falan en düşük görüyoruz. Burada f1.8 diyafram değerine geçiş yapılmış ki yani gerçekten de yani Apple yani çok donanım anlamında gerçekten bu noktada çok iyi bir şey yapmış. Bununla beraber e, lansmanda gösterler bu OIS desteği de sensörden OIS desteği var arkadaşlar. Yani ben şu anda bu kamera mesela Sony A7S3 ile çekiyorum ben. Bu kamerada da e, hem tabii ki lensinde var hem de e, sensöründe var arkadaşlar. Gerçekten tebrik ediyorum. Yani bu noktada Apple e, en iyi bize sunacak gibi görünüyor. Ve bu TOF dediğimiz Time of Flight adı verilen... Bir kamera yine buraya eklenmiş ve bu da hem derinlik tarayıcı olarak çalışıyor, hem de 3D tarayıcı olarak yine çalışabilen bir kameradan bahsediyoruz. Tabii ki 4K 60 fps falan var, bunu söyleyelim. Bununla beraber e, bu telefonun ya yani iPhone 13 serisinin ön kamerasında da arkadaşlar yine 4K 60 fps çekim gücü var. Çok fazla merak ediyorum arkadaşlar. E, bu noktada tabii ki şunu söylemek lazım iPhone 13 serisiyle ilgili ön taraftaki çentin gerçekten de daha da küçüldüğünü görüyoruz. Ama çentikli telefon yani 2021-2022 yılında Artık yani benim tahminim bu Bu yıl 2022 yılı için söylüyorum yani Artık Ekran altı kamera teknolojisi göreceksiniz böyle Orta üst segment telefonlara falan gelecek yani e, Çentikli yola devam ediliyor Artık hani buna alışmak lazım belki çok da fazla bir şey söyleyemiyorum Apple'ın yapamadığı şeylerden bir tanesi şu Hızlı şarj e, Bu telefonda 20 watt Şarj desteği var bu da dediğin gibi kim ne derse desin yani bu artık böyle gülünecek bir şey çünkü yani 120 wattlar falan şu anda artık Android ekosisteminde havada uçmaya başladı. 20 watt hızlı şarj desteği biraz dediğim gibi düşündürücü. Ben birçok insanın yani telefonların fiyatını merak ettiğini biliyorum. Telefonların fiyatını merak ettiğiniz için hemen şöyle başlayalım. Tabii Türkiye'de en ucuz iPhone 13 serisi iPhone 13 mini olacak. iPhone 13 mini 10.999 TL'den başlayacak. 128 GB olan versiyon için söylüyorum ve tabii ki iPhone 13 serisi de 11.999 TL'den başlayacak. Pro ve Pro Max modellerine geldiğimiz zamansa iPhone 13 Pro'nun 15.999 TL'den, iPhone 13 Pro Max'in ise 17.999 TL'den satılacağını görüyoruz. Yani bu fiyatlar hani pahalı mı, değil mi, uygun mu, uygun değil mi biraz dediğim gibi sizin vereceğiniz bir karar ama aslında baktığınızda çok da büyük bir fark olmamış gibi görünüyor. Yani telefonların fiyatlarında Apple Türkiye'den bahsediyorum arkadaşlar yani bunu başka yerlerden bahsetmiyorum. Apple Türkiye'nin fiyatlarına baktığınız zaman yani iPhone 12 Pro Max ile iPhone 13 Pro Max arasında eğer ben yanlış hatırlamıyorsam bir 2000 TL civarlığında bir fiyat farkı var ki hani lanspandan e, lansmandan önce söylendiği gibi işte 30 bin liralar, 40 bin liralar var. <laughs> Böyle bir şeyle karşılaşmadık. Ee, alınabilir mi? Yani bana sorarsan abi sen alabilir misin dersen ya ben bugün iPhone 13 Pro Max'e ya 18 bin lira veremem. Ama e, yani bu telefonların bak göreceksiniz yani böyle peynir ekmek gibi satıldığını ve bulunamayacağını falan filan göreceğiz hep beraber. Çok fazla insan bekliyor çünkü. Ben şunu çok net söyleyeyim. Apple Türkiye bize ürün göndermiyor. Hatta Apple Türkiye bizi tanımıyordu ama şunu söyleyeyim. Ben Apple'ın yani bu 120 Hz ekran tarama hızını gerçekten de 120 Hz ekran tarama hızı olacağını düşünüyorum. Ve bunu deneyimlemeyi gerçekten çok fazla istiyorum. Umarım bunu deneyimleme imkanına sahip olabiliriz. Bir yerden böyle bir para falan... <laughs> para falan çıkarsa böyle bir telefon kendimize alırız ve bunu deneyelim deneyimleyebiliriz diye düşünüyorum. Benim ee, telefonlarla ilgili söyleyeceğim şeyler bu kadar. Apple kendi ekosistemini oldukça fazla geliştirdi ve aslında bugün böyle bir kulaklık da bekliyorduk. Ee, yani bir yeni nesil kablosuz kulak tanıtılabilir mi diye düşünmüştük ama AirPods falan yeni nesil bir herhangi bir şey gelmedi. iOS 15 ile ilgili de bir şey söylenmedi lansmanda. Derin gibi bu da enteresandı. Ben açıkçası biraz uzattım kusura bakmayın ama bunları söylemek lazımdı. Siz fiyatları nasıl buldunuz? Bu konuda yorum yaparsanız çok teşekkür edeceğim. Yeni videolar görüşeceğiz. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.